da kaybedilen vatan kitabın ismi bu. 353 sayfa ben yazdım. 9. baskı bitti. Şimdi 10. baskıya giriyor. Bütün zabıtları, bütün evrakları elimden tek tek geçirdim. Evet hocam. Şimdi normalde bütün anlaşmalarda, uluslararası anlaşmalarda o anlaşmanın ne zaman biteceğine dair zaman mühlet en son maddede geçer. İş bu anlaşma falanca tarihe kadar geçerlidir der. Mesela 1936 yılında kabul edilmiş Montre Boğazlar Sözleşmesi iş bu anlaşma 20 yıl süreyle geçerlidir der. En son 8. maddesi. 20 yıl süreli olduğunu son maddede anlıyoruz. Mesela bizim bugün İran'la olan sınırımızı belirleyen anlaşma Kasr-Şirin Anlaşması'dır. Evet. Tarihi de 1639'dur. En son maddede iş bu anlaşma şu kadar süreli geçerlidir yazmadığı için 400 yıl sonra hala bugün geçerli. İran sınırını biz o anlaşmayla biliyoruz. Lozan konferansının da 104 maddesi vardır. En alttaki maddesinde iş bu anlaşma 100 yıl süreyle geçerlidir yazmıyor. Dolayısıyla Lozan kıyamete kadar vardır. Biz vakti zamanında başarısızlığımızı, acemiliğimizi, korkaklığımızı kendi topraklarımızda Doğalgaz, benzin, maden, araya mayışımızı, acemiliğimizi, amatörlüğümüzü çoğalt bunu. Kılıp bulduk. Efendim bize çıkarttırmıyorlar dedik. Çıkarttın da eline tutan mı oldu? Bak bugün bir hükümet var. Bize ait olmayan topraklarda Evet. Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz buldu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti gün geçmiyor ki bir maden, bir doğalgaz, bir bor, bir benzin rafinerisi bulmuş olmaz. Lozan kıyamete kadar varlığını eğer Türkiye güçlenip Kerkük'ü Musul'u aldım hey dünya. Rusya Ukrayna'ya girdi ya. Evet hocam. Kırım'a girdi ya. Kırım benim itiraz olan var mı diye sordu ya. Güçlü olursun bir gün. Kerkük'e girersin. Musul'a, Duhok'a, Süleymaniye'ye, Erbil'e girersin. Halep'e girersin. Buralar benim. İtirazı olan var mı diye sorarsın. Lozan bozulmuş olur. Lozan'ı bozmanın tek kuralı çok kuvvetli olmaktır.